set fotoğrafçılığıyla başlayan kariyerine, Kala Film'de reklam filmi yönetmenliği yaparak devam eden, reklamcılığın genç isimlerinden Serter Tırmık, finans sektöründe faaliyet gösteren firmalar için çektiği reklam filmleriyle dikkat çekiyor. Kitlelere derdimi anlatabilmek istiyorum diyen genç yönetmenle bir araya geldik ve hem kendisinin reklam serüvenini hem de Türk reklamcılığına bakışını konuştuk. Set fotoğrafçısı olarak başladım ilk önce çalışmaya ve yani çok güzel faydaları oldu bana. İki sene boyunca falan set fotoğrafçılığı yaptım ve hani şey bir meslek set fotoğrafçılığı. Orada oturup set ortamının içinde her şeyi gözleyebildiğiniz, işte iş akışı nasıl gerçekleşiyor, bir yönetmen nasıl davranıyor, oyuncuyla nasıl iletişim kuruyor, oyuncu ne yapıyor, görüntü yönetmeni ne yapıyor gibi şeyleri böyle çok iyi algılayabileceğiniz, çok böyle izleyerek öğrenebileceğiniz bir meslek. O yüzden bana çok katkıda bulundu. Sonra bir süre sonra yine Kala Film'de reji asistanlığı yapmaya başladım. Ben o süreçte yardımcı yönetmenliğe kadar gitti iş. Böyle 1,5-2 sene falan gibi bir sürede yardımcı yönetmenlik yaptım yine Kala Film'de. Yurt dışı, yurt içi projelerde yabancı yönetmenler, Türk yönetmenler, onlarla birlikte çalışıp onları çok inceleme fırsatı oldu. Sonra bir gün böyle yine bir işte yardımcı yönetmenlik yaparken böyle bir zamanlama sıkışıklığından dolayı falan işin bir bölümünü, ya yani birkaç film vardı bir arada çekecek, bir bölümünü benim çekmemi istediler. Yönetmenin o esnada vakti yoktu falan. Sonra ben de çektim ve ondan sonra çok ilgi gördü film. Hani beğenildi. O noktadan sonra zaten yavaş yavaş yardımcı yönetmenlik yapmayı bıraktım ve yönetmenlik kariyerim biraz o şekilde başladı. Böyle o esnada hadi gel sen bunu çek dendi ve çektim. O noktada başladı. Sonrasında devamı geldi. Benim hayalimdeki şey hep kafamda hayatla ilgili, kendimle ilgili, çevremde gördüğüm, yaşadığım şeylerle ilgili işte böyle hani bir şeyler anlatma isteğiydi hep. Derdimi anlatmak, hani kitlelere bir şey anlatabilmek, insanlara bir şeyler anlatabilmekti derdim. Zaten bence genelde de böyle oluyor. Hani bir şey anlatmak istiyorsun. Bazısı böyle bunu çok iyi yazı yazıyor, yazar oluyor. Bazısı müthiş resim yapıyor, ressam oluyor gibi. Yani ben de bir noktada böyle karakterim gelişirken sinemanın nimetlerinden faydalanmaya karar verdim. Bu yönde ilerlerken bir yapım şirketi de çalışmaya başladığımda, burası da yapım şirketi olarak reklam çeken bir yapım şirketi olduğu için o noktada reklam yönetmenliğine vardı olay aslında. Yani çıkış noktası bir şeydi. Derdimi anlatmak. Mükemmel resim yapabiliyor olsaydım belki de ressam olurdum. Bilmiyorum ama hani o noktada reklam yönetmenliğine gitti iş. Yani şu an bu şekilde devam ediyor. Reklam çekiyor olmak çok hoş bir şey. Yani reklam yönetmenliği yapmak çok keyifli bir meslek. Çünkü hani her karşınıza gelen iş yeni bir dünya açıyor size. Yani bir işte başka bir şey konusunda araştırma yapıp uzmanlaşırken bir sonraki işte tamamen ayrı bir senaryo geliyor karşınıza. Tamamen bambaşka bir dünya. Bu sefer onunla ilgilenmeye başlıyorsunuz. O konuda uzmanlaşmanız gerekiyor bir yönetmen olarak. Ve bu insanı sürekli böyle bir araştırma yapmaya, bir şeye ittiği için o yüzden çok heyecanlı bir meslek yönetmenliği. Yani benim aslında yani şöyle bir şey benim kafamdaki olay. Ben böyle işin biraz daha doğal ve gerçekçilik kısmındayım. Yani yapı olarak bunları anlatmaya çalışıyorum hep. İnsan yaşantısı, çevremizde gördüğümüz şeyler, hayatın içinden şeyler ve bunu hep böyle çok iyi bir doğallıkla, bir gerçekçilikle anlatma gibi bir çabam var. Ve yani bir noktada karşıma reklam yönetmenliği kariyerimde banka reklamları denk geldi. Bunlardan da bazılarında bu fırsatı yakaladım ama aslında hani ne olursa olsun ne çekiyorsam çekeyim zaten hep keyif veriyor bu yeni bir şey, yeni bir projeye başlıyor olmak. Bunu en çok keyif vereni istediğim doğallıkta, istediğim gerçekçilikte yapabilecek bir senaryonun karşıma gelmiş olması. Onun dışında hani bir ürün olarak ya da bir marka olarak bir şey yok aslında pek yani kafamda. Banka reklamı çekmeyi çok seviyorum ama genelde o gerçekçiliği, o doğallığı yansıtmaya çok elverişli oluyor banka kampanyaları.